Sözcük türleri tamlamalar, test 1, birinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz at tamlaması vardır? A'da bir hizmet, sıfat tamlamasıdır. B'de istikbalin vicdanı, belirtili at tamlaması. C'de ateş saçan bir sevda, sıfat tamlaması. D'de asırların önü, belirtili at tamlamasıdır. Şair kalbi, belirtisiz at tamlamasıdır. Cevap E seçeneğidir. İkinci soruda, aşağıdakilerin hangisinde belirtili at tamlaması vardır? A'da ayrılığın yayını dediğinde, tamlayan da tamlanan da ek aldığı için belirtili at tamlamasıdır. Adını bilmediğim gökyüzü sıfat tamlaması. C'de tamlayana düşmüş at tamlaması diyebiliriz. Ayaklarım, üstüm başım. Başka türlü geçmeyen bir vakit sıfat tamlamasıdır. Cevap A seçeneğidir. Üçüncü soruda, aşağıdakilerin hangisinde at tamlaması yoktur? A'da gül ve bülbül bağları, belirtisiz at tamlamasıdır. B'de aşıklar diyarı, belirtisiz at tamlaması. C'de Türk şiiri, belirtisiz at tamlaması. D'de viran yurdu dolaştım bir şehrinden bir şehrine derken bir şehri, sıfat tamlamasıdır. Mazlumların intikamı, belirtili at tamlaması. Benim alevlerim, belirtili at tamlamasıdır. Cevap D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda, aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A'da bir cönde, bir gül deste, sıfat tamlaması. Sana yaraşır bir güzelleme derken sıfat tamlamasıdır. Her zora sıfat tamlaması. Bir yer sıfat tamlaması. Aşıkım diyorum bulutlara bakıp derken sıfat tamlaması kullanılmamış. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar, aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Bu topraklar işaret sıfatıyla kurulmuş bir sıfat tamlaması. Bu yurdun ocağı. Hatta yurdun ocağı belirtili at tamlaması işaret sıfatı almıştır. B'de düşmanımı vatanıma saldırtmam, tanrı evi viran olmaz giderim. Tanrı evi belirtisiz at tamlamasıdır. C'de başka şey sıfat tamlamamız var. D'de ak gömlek, kara taş sıfat tamlamasıdır. E'de bu dünya sıfat tamlamasıdır. Cevap B seçeneği. Altıncı soruda, bu dizelerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Birden fazla belirtisiz at tamlaması vardır. Kelimeler ülkesi, bülbül sesi, karlar ortası, takısız at tamlaması kullanılmış, demir kapı, belirtili at tamlaması sıfat almıştır. Belirtisiz at tamlaması sıfat almıştır. Takısız at tamlaması sıfat almıştır. Ama belirtili at tamlaması kullanılmamıştır. Sıfat tamlamaları vardır. Işık saçan bir yumurta derken. Belirtisiz at tamlamasının birden fazla sıfatı vardır. Bir anda yükselen bir bülbül sesi, birden fazla sıfat almış bir belirtisiz at tamlamamız vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuzda, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Ellerin takılırken rüzgarın saçlarına, rüzgarın saçları belirtili at tamlamasıdır. Dağın yamacı belirtili at tamlamasıdır. Belirtili at tamlamaları kullanılmıştır. Sıfat tamlaması, bu ıslıkla her taraf bir ıssızlık sıfat tamlaması vardır. Tamlayana düşmüş at tamlamaları benim ellerim. Mesela arabamız,
Tamlayana düşmüş at tamlamaları vardır. Belirtisiz at tamlamaları kullanılmamıştır. Tamlayanı belirtilmiş at tamlaması bir dağın yamacı derken, belirtilmiş bir at tamlaması vardır. Tamlayanı belirtilmiş at tamlaması. Cevap D seçeneğidir. 8. soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisinde tamlananın nitelenmiş at tamlaması vardır? Ölümün soğuk sesi dediğimizde ölümün sesi belirtili at tamlamasıdır. Soğuk tamlananı nitelemiş bir sıfattır. Cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuzda aşağıdakilerin hangisine bir tamlayan hem nitelenmiş hem belirtilmiştir? O yeşil gözlerinin nuru derken gözlerinin nuru belirtili at tamlamasıdır. Tamlayanın nitelenip belirtilmesini sorduğu için o işaret sıfatı yeşil niteleme sıfatıdır. Tamlayanımız sıfat tarafından hem nitelenip hem belirtilmiştir. Cevap D seçeneğidir. 10. soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisinde tamlayana düşmüş at tamlaması yoktur? Kalbinin, senin kalbinin, B'de senin ettiklerin, C'de senin yaşadıklarını, senin kaşın gözün, sakın bitti sanma her şeyi derken tamlayana düşmüş at tamlaması bulunmamaktadır. Cevap E seçeneğidir. 11. soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisinde zincirleme at tamlaması vardır? Pınar serinliği belirtisiz at tamlamasıdır. Kaplan kesilişi belirtisiz at tamlamasıdır. Deli eden bir uğultu sıfat tamlaması kullanılmıştır burada. Tadılmamış derin bir has sıfat tamlamasıdır. Senin şehrin. Tamlayan ekin alarak kendinden sonraki ismi belirtmiştir. Senin şehrinin kokusu zincirleme isim tamlamasıdır. Cevap E seçeneğidir. 12. soruda yukarıdaki dizelerde kaç tane at tamlaması vardır? Çekiç sesleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Bahar rüzgarı belirtisiz isim tamlaması. Ter kokuları belirtisiz isim tamlamasıdır. Cevap 3'tür.